ayrıca hepinizin gördüğü gibi vatandaşlarımızın da çok önemli bir kısmı maske kuralına riayet ediyorlar. Tabii ki bu mücadelede en büyük silahlarımızdan bir tanesi vatandaşlarımızın ortaya konan tedbirlere uyması. Ortaya konan bu tedbirlere uyduğumuz müddetçe bu mücadelede başarılı oluruz. Onun için vatandaşlarımızın da bu konudaki hassasiyeti, kararlılığı bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bunun dışında hepinizin bildiği gibi bugün 81 vilayetimizde açık alanlarda sigara içilmesi de yasaklandı. Biz Kayseri'de yaklaşık 3 ay 4 aydır bu uygulamayı yapıyorduk zaten. Bizim temel düşüncemiz şu: maske takmak bir zorunluluk, sigara içmek ise bir tercihtir. Zorunluluğun olduğu yerde tercih söz konusu olmaz. Bu nedenle maske takmak zorunlu ise, yasaklama getirilmişse mutlaka maskemizi takacağız. O alanda sigara içiyoruz diye maskemizi çenemize indirdiğimizde para cezasına tabi oluyor bu davranış. Vatandaşlarımızın bu durumla karşılaşmamaları için mutlaka açık alanlarda artık sigara içmeye son vermeleri gerekmekte. Vatandaşlarımızı buradan bir kez daha uyaralım. Lütfen açık alanlarda ve maske takmanın zorunlu olduğu alanlarda sigara içmeyelim. Bu hepimiz için çok önemli, hepimizin sağlığı için çok önemli. Alacağımız tedbirlerle güçlü olacağız dedik. Bunun yanında diğer alanlarda da denetimlerimiz devam ediyor. Özellikle kapalı alanlarda, restoranlarda, kahvelerde, kahvehanelerde belirlenen kurallara uymamız lazım. Mesafe kuralı var. Alan içerisinde kaç kişi oraya girebilir? Bunun tabii ki belirlenmesi yapıldı. Kuralları ortaya konuldu. O alana girmesi gerekenden fazla müşterinin girmemesi lazım. Bunlar hep tek tek yazıldı. Görevlilerimiz sahada bunu esnafımıza anlatıyor. Esnafımızın mağdur duruma düşmemesi için, cezai müeydeyle karşılaşmamaları için bu kurallara uymalarını bekliyoruz. Tabii ki ceza yazmak bizim tercihimiz değil. Bizim önceliğimiz vatandaşımızın bu konuda bilgilenmesi, bu konuda tedbirlere riayet etmesi. Bunu sağladığımız müddetçe başarılı oluruz arkadaşlar. Hastanelerimizde gerçekten gece gündüz çalışan, büyük bir fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanlarımız var. Bizler bu tedbirlere uyduğumuz zaman onların yükünü azaltıyoruz. Bunu defalarca ifade ediyoruz ve ifade etmeye de devam edeceğiz. Çünkü aşı veya ilaç bulununcaya kadar en büyük bizim silahımız maske, mesafe, temizlik diyoruz. Bunlara uyacağız. Mümkün mertebe kalabalık alanlara girmeyeceğiz. Ve hepinizin bildiği gibi biz bundan yaklaşık 2 ay önce gerekmedikçe evden çıkmıyoruz Kayseri sloganıyla bir çağrıda bulunmuştuk. Ve vatandaşlarımız 15 gün boyunca bu çağrıya riayet ettikleri için bizler tabii ki bunun sonuçlarını gördük. Bu olumlu sonuçları gördük. Ancak daha sonra okullarımızın açılması ve tekrar bir takım ortamlarda kalabalıklar oluşması, restoranlarda, kahvelerde, kahvehanelerde risk durumumuz yukarı çıktı. Şu anda ilimiz için risk devam ediyor. Bizim bu riski azaltmamız, sıkıntıları ortadan kaldırmamız için hep beraber çalışmamız lazım, gayret göstermemiz lazım, kurallara uymamız lazım. Bu konuda basınımız çok önemli görevler ifade ediyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Şimdi zaman zaman değişiyor bu rakamlar. Fakat bizler kuralları uygularken vatandaşlarımızın da bu konuda ortaya koydukları davranışları çok yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımız niçin çıkıyor, niçin ihlal ediyor? Bunların sebeplerini de araştırıyoruz. Burada vatandaşlarımızı bir kez daha uyaralım. Özellikle temaslıysanız, pozitif vakaysanız sizin mutlaka evde izole olmanız lazım. Bunu ihlal ettiğiniz zaman bunun hem para cezası hem de adli cezası var. Hakkınızda adli savcılar suç duyurusunda bulunuyor ve adli takibata uğruyorsunuz. Bu bizim istediğimiz, arzuladığımız bir durum değil. Ve bu durumda tespit ettiğimiz vatandaşları da en son sayıları 64'tü. Tabii ki bu değişkenlik gösteriyor. Biz bu konuda kendilerini alıyoruz, yurtlara yerleştiriyoruz. Orada
karantina sürecini tamamlıyoruz. Takiplerini orada yapıyoruz. Ama dediğimiz gibi kurallara uymak için biraz daha hassasiyet gösterelim. Karantinadaysak, temaslıysak lütfen evden dışarı çıkmayalım. Çünkü bu çok büyük bir kul hakkı. Her şeyin ötesinde bu büyük bir kul hakkı. İnsanlara zarar veriyorsunuz. İnsanların hastalanmasına neden oluyorsunuz. Sizin vücut direnciniz iyi olabilir. Hastalığa karşı daha dirençli olabilirsiniz. Ama alt hastalıkları olan, sıkıntılı olan vatandaşlarımıza bunu bulaştırdığınız zaman bu vatandaşlarımızın büyük sıkıntılar çekebileceğini düşünelim. Bu konuda da lütfen riskimiz varsa dışarı çıkmayalım. Bir de efendim. Halim, ilk önce şu ortadaki satıcılara bir yasaklasana. Bir de efendim dün bir şahıs karantina kurallarına uymadığı için 1 ay 20 gün bir hapis cezasına çarptırıldı. Bununla ilgili bir şey söyleyecek misin efendim? Evet, işte az önce onu ifade etmeye çalıştım. Hı-hı. Vatandaşlarımızın sıkıntılarla karşılaşmamaları için kurallara mutlaka uymaları gerekiyor. Bakın bugün basında da çıktı. Bir vatandaşımız karantina kurallarını ihlal ettiği için hapis cezasına çarptırıldı. Burada vatandaşlarımız bu kurallara uyarsa böyle bir durumla karşılaşmamış olurlar. Bu bizim istediğimiz, arzuladığımız bir sonuç değil. Onu bir kez daha ifade edeyim. Kurallara uymak, tedbirlere uymak hepimizin yararına, hepimizin faydasına. Bunu yaptığımız zaman hepimiz daha mutlu oluruz. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Evet, bu konuda bugün vatandaşlarımızdan gelen bir takım ihbarlar vardı. Görevlilerimiz bugün iki tane okulda denetim yaptılar. Maalesef bir özel okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığımızın, Sağlık Bakanlığımızın belirlemiş olduğu kurallara aykırı durumları tespit ettik. Bununla ilgili kanun işlemleri yapıyoruz. Tabii ki bizler hayatın devam etmesinden yanayız. Eğitim hayatı devam edecek, sosyal hayatımız devam edecek, kültürel hayatımız devam edecek. Ama belirlenen kurallar çerçevesinde devam edecek. Bizler kendimize göre kural oluşturursak o zaman toplum sağlığını tehlikeye atmış oluruz arkadaşlar. Toplum sağlığı hepimiz için çok önemli. Bakın az önce de ifade ettiğim gibi bazılarımızın vücut direnci daha dayanıklı olabilir. Ama başkalarına bulaştırdığımız zaman belki çok daha büyük sıkıntılarla karşılaşacak bu vatandaşımız. O yüzden özel okullarımız denetleniyor, denetlenmeye devam edecek. Bu konuda vatandaşlarımız çok duyarlı. Az önce sizin sorduğunuz gibi bazı okullarda ortaya çıkan bu ihlalleri vatandaşımız hemen bize bildiriyor. Çünkü hem kendilerinin hem çocuklarının ve az önce ifade ettiğim gibi toplumun genelinin sağlığını ilgilendiren bir husus bu. Dikkatli olacağız. Buradan da herkese tekrar kurallara uymaları yönünde çağrıda bulunuyorum. Bütün kurullar, okullar, işletmeler, esnafımız, insanımız kurallara uyduğu zaman biz bu yükü hep beraber paylaşırız ve inşallah bu sıkıntıları da asgari indiririz.